Şimdi Gülüşen, kampanyanın adı Recurring Nightmare olabilir. Evet, yani böyle uyanamadığı bir kabusta ve merga yapıyor bence bunu. Bu karı yapıyor bunu yani. Sana bir şey anlatmaya çalıştığını tahmin ediyorum. Bir de bir fikir geldi aklıma. Bak, Shopee'ye baktım sen yokken de. Evet. Bir de muska mı taksak? Çünkü burada ne yapar muska? İki burada tane muska çeşidi var abi. Burada Magic Resistance'ı arttıran muska var. Burada da Pendant var iki tane. All Alone Fear Terror'ı arttırıyor. Bence kesinlikle bunu alalım. Bence de sana bir kere bir muska nazar takalım. Var çünkü, nazar doğru. Var. Nazar var yani. Nazar var. Bir yani. De vampir yaklaşıyor. Yakında vampirle karşılaşacağız. Hani bunun işimize yarayabilir yani. Kesin alalım. Hiç değil de sana bir takalım. Başkalarına zaten diğer iki tane ursusla duksusla gerekmiyor. Bence Serbülent'e sana birer kurşun dökelim. Değil tamam. Mi? All Alone Fear Terror'ı da hem de Fear Terror'ı da şey yapmış olalım aradan. Bunları ben aldım çünkü yani muska falan takmadan bu hikaye olmayacak. Senin kafana bir muska takayım. Tü zinç korusun. Bir şey yapmamız lazım. Hani merga bizim bir şeyi fark etmemizi bekliyor bence. Sana bu kabusları gösterip duruyor. Size muskalarınızı taktım. Başka ne var o store'da? Hani görmediğimiz bir şey mi var? Yapmamızı istediği bir şey mi? Fighting Claw'ları sattım bu arada. Helmet var hani. Bilmiyorum. Tanrısı. Bilemiyorum. Gerçekten ne yapacağımızı bilmiyorum şu anda yani. Helmet'ı şeylere. Ama onlara para vermek istemiyorum. 4 para çok para yani. 5 armor absorption. Zaten arcane spellcasting chance düşürüyor falan. Yani sana takamayız da. Ursus'a duksus'a. Armband ne? Armband canavarlar veya mutantlar falan. Attacks cannot be parried veriyor. O daha çok böyle mutantların kollarına, o mutasyonlu kollara falan oralara çalışıyor bildiğim kadarıyla. Bir saniye. Abi sanıyorum kafalarımız düşüyor benim. Hani yani oradan başka bir fikir gelmiyor aklıma. Hero'larımızın kafasına muskalarını taktım. Nazar var. Var Çağlar, yanlış mı yer? Nazar var abi üstümüzde. Neyse, muskaları taktık çocuklara. Hero'larımıza bakalım ne olacak. Yani aslında ben problemin ne olduğunu biliyorum. Dur şimdi, Gülüşen bir şeye bakıyor galiba ama Gülüşen yanına yancı diye Serbülent alırsa olacağı budur. Yani bu iki adamın iyi bir ekip olacağını kim söyledi? İyi olmasın diye söyledim zaten. Zor olsun. Yanına Serbülent'i aldığın için oldu. Ben iki hero'ma birer muska taktım. Bir daha deniyorum. Hard mission. Üçe bölünüyoruz ve Wearstone toplamaya çalışacağız. Yani gerçekten yapmamız zor bir mission bu. Bakalım ne olacak. Yani şey, hard'ı becersek bile çok Wearstone toplamak zor bir şey. Göreceğiz. Ben kendim seçeceğim diyorum çünkü iki tarafta üçe bölünüyor. Nasıl bölüneceğimizi seçelim bari. Ya da istersen tamam. Bak bu yüzden oluyor olmasın. Kendimizi kaosa teslim etmediğimiz, gerçi ilkinde etmiştik. Ettik abi ilkinde. Şimdi ne diyorsun? Biz seçelim mi diyorsun? Benim önerim şöyle olacak çünkü üçe bölünürken. Bütün henchmenler bir yere, Serbülent bir yere, hero'lar bir yere, hero'lar koşa koşa bize doğru gelecekler. Scout edip onların üç grubunu görüp bize gelecekler. O zaman launch and deploy diyelim. Dedim. An enemy warband is fragmented into small patrols. Düşman kim acaba? Possibly to try and. Onu da bilmiyoruz. Don't panic, chaos is at work. Aware of these patrols, you quickly dispatch your. Bize bir mesaj veriyor işte yani. Hani tebat edin diyor bak. Şimdi hepimizi öldürerek bırakacak hikayeyi. Şimdi panik artık... Yok. Panik yok, öldürürüz işte. Öyle düşünmeyin. Yok, öyle düşünme diyor. Yok, hayır. Deploy Gülüşen. Karşımızda ne var? Araba nerede? Kim? Witch Hunters. Yok, Sisters of Sigmar. Ha. Angelus Sanctis. Sanctis. Angelus Sanctis var karşımızda. Innus Nominis, Jartus. Bunları dövmemiz lazım. Tamam, bunları dövelim artık. Bunları dövmemiz lazım. Tertemiz kaos deneyimi diyor. Evet, gerçekten tabii, öyle. Tabii. Kavga kıyamet. Abi 10 tane Wearstone toplamamızı istiyor bak. Toplam 17 Wearstone varmış. 10'unu toplayın diyor. Sol tarafta görüyoruz. 10 tane Wearstone'u toplamaya kalksak. 3 burada. 3 burada. 4 burada. Bence burada 10 tane Wearstone var. Tamam. Hiç uğraşmayalım. Burada deployment area yok. Şurada deployment area var bir tane. Hero'larımızdan birini buraya koyalım. Tamam. Koşa koşa kaçsın zaten. Hani böyle gelsin. Bu arada diğerlerinin kalabalığı buraya koyalım.
orayı toplaya toplaya toplayıp gelsinler. Kuzeye koyduğumuz hero da buraya koşarak gel. Ha onlar da üçe bölünecek. Bir dakika, bir dakika. Onlar da üçe bölünüyor. Dur. Onlardan bir grup burada şu anda bence. Bir grup arabalarında, bir grup da burada. Burada bir yerde bir grup. Öyle hero'yu verelim, buradan koşa koşa gelsin, olmaz. Ne diyorsun? Ya bu onu toplamamız lazım, çok belli bu abi. Bizim hani evet o görevi yapma, görev evet. Odaklı hareket. 3 henchman'i buraya koyalım. Bir hero'yu buraya koyalım, bir hero'yu kuzeye koyalım. Bu Wilson'ları toplayıp burada bir yerde kombat yapacağız yani. Mümkünse bu binanın içine giriş ama sanmıyorum. Kapısı burada binanın. Okay. 3 henchman gelin böyle. 3 henchman toplamda kaç tane topluyor? 9 tane toplayabiliyor değil mi? 3'er tane alabiliyorlar. 9. Bir tane de başka birisine alacak. Bir tane de buradaki hero alacak. Kuzeyden gelen hero'ya almayacağım Wilson'ı. Şunu ya yani eğer cluster filansı alırım ama uyduruk Wilson olsa almayacağım. Moment'ın 2 metre düştü hiçbir yere gidemiyorsun durumda kalmasın diye. Tamam. Bu yoldan böyle koşacağım. Diğerini nereye koyacağız? İşte buraya. Şu anda bulunduğu yere mesela. Aynen Günüşen burada başlasın. Bu search point'leri arayacak o zaman. Ya buradan gelip şöyle bir yerden dolaşıp çocuklarla burada bir yerde buluşacak. Aşağıdan gitmeye çekinirim Günüşen'i. Burada grup olabilir. Bakarız nereden gideceğini. Günüşen burada kalsın. Dayak yiyecekse de Günüşen yemesin. Adamlarına yakın olsun. İnisiyatifleri genel olarak düşük gözüküyor bunlar. Öyle gözüküyor. Ağır zırhlı, great weapon'lı, hayvan tipler bunlar. Günüşen buraya deploy ediyorum. Serbilant'ı kuzeye deploy ediyorum. 3 henchman'i buraya deploy ediyorum. Toplaya malikanenin avlusuna doğru gelin diyorum. Ben bunu kabul ediyorum. Günüşen buraya deploy. Deploy türbülans. Türbülans buraya değil şimdi. Kuzeye abi. Araba buraya. Doğru yer burası mı? Evet. Hayır be. Yanlış. Burası henchmenlerin yeri. Doğru yer burası evet. Evet buraya deploy olup güneye koşacaksın Dürbülans. Pertürjans. Mutantımızın special ability'sini sen bilmiyorsun bu arada. Shadow Lord's Blessing diye bir ability'si var. Wildstone topladığı round crit chance artıyor. Evet onu görmüştüm bir önceki videoda. Dürbülans buraya deploy oldun. Henchmenler şu batıdaki buraya evet. Üçünüzü buraya koyuyorum. Oradan doğru koşarak gelin. 10 tane. Zaten plan da belli. Bunu da kapatıyorum. Senin yapmanı istediğim şey Gülüşen. Hemen arkanda bir scavenge point var ama bakmayacağım, uğraşmayacağım. İlk istediğim şey şurayı scout etmen bir kere. Burada bir deploy pointleri var mı? Burada değiller. Yok herhalde. Şurada olabilirler abi. Sen şimdi biraz geri gel. Biraz daha çaprazlamasından doğru giderek. Buradan. Üçtür aynı haritada mıyız biz? Ya zaten piece'ler birbirine çok benziyor da. Şöyle gelsem. Buraya bakıyorum. Ola ki beni engage ederlerse arkam açık. Disengage olabilirim. Ben burada ambush diyorum. Ambush diyor muyum diye. Aha arkada cluster var. Orada gördüm. Burada ambush diyor muyum demiyor muyum emin değilim. Ben burada bekleyeyim yani. Ben burada bekliyorum. Sen de her yediğin atağı crit yemezsin herhalde canım. Back attack yaparız Allah Allah. İnşallah. Bak nazar boncuğu da taktırdım bu sefer. Sadece crit yemiyorsun ya yani. End turn abi. Dürbülans. Güney'e abi. Şurayı bir görebilir miyim? Senin şuraya koşmanı istiyorum. Evet şuraya koşmanı istiyorum. Şu maviye doğru. Doğru. Cluster'a da bakar şey cluster. Evet, burada bir yerde bir Wilstone şurada sanıyorum o. Yok küçük bir parça. Değer mi almaya abi? Gerçekten moment'ın düştü var onları o zarda yani. Mavi kaybettin. Shadow Lord's Blessing falan. Mavi kaybettin var. Bu maviyi de biraz fazla harcıyorum şu anda. Daha gitmemi engelliyor. Ama 10. da bu değil mi yani? Hayır. Aşağıda 10 vardı. Aşağı alabiliyorlar 3 kişi dedin. Tam birinde Günüşen'in alacağını düşünüyorum ama alamazsa diye. Peki hadi alayım ya. Wilson görüp almayan almadık olmasın ama. İnşallah pişman olmayız.
Elledim ben bunu. Hadi bakalım. Shadow Lost Touch. Bir artı bir eksi geldi. Shooting'e bir kırmızı daha isterim. Peki, onda bir okay. problem yok. Bir artı daha geldi. Onu bir eksi daha mı geldi? İki eksi geldi. Onu bilmiyorum ne olduğunu. Shoot'un pahalı oldu. Peki tamam. Overwatch ettim ben bunu. Yok. Tamam. Yani, mavi falan da gelmedi. Yani yukarı dediği yok. Shadow Lost Touch'tı. Bence de. Ekstra bir buff gelmedi bence yani. İki tane debuff geldi ama ikinci debuff'ı anlamadım ben. Ben bir debuff gördüm ama. Öyle ben mi yanlış gördüm? Şimdi yerlere dikkat edin abi. Şuraya bir girebiliyor musun? Moment'in yetmiyor. Yok, yetmiyor. Şimdi nerede bu yeşiller? Birisi burada zaten. Şurada içeride bir yerde. Şurada bir yerde taş var abi. Bir dakika, oraya gitmem lazım benim. Birisi hoplayıp zıplayacaksa o benim çünkü yani. Şuraya dönebiliyor muyum ben şimdi bu halimde? Biraz mavimi doğru kullanınca döndüm. Burası değilmiş o yer. O zaman burası. Orada bir şeyler var. Evet, birisi şart. Buradan karşıyı da biraz görüyorum. Şu karşıdan aşağı atlanıyorsa oradan yukarı tırmanılıyordur da şuradan. Ama ben burada duruyorum. Disengage olabiliyorum. Şöyle durayım ben. Buraya birisi çıkarsa Overwatch mı yapacaksın? Overwatch yapacağım. Çıkarsa ok atacağım. Çıkmazsa onları toplayıp devam edeceğim. Tamam. O iş sende. Birisi göründü. Yani gözüktü. Hadi orada var. Nerede o? Nerede gözüktü o? Hmm. Tam o arada. Ambush dedi. Bir kişi gördük değil mi? Burada evet. Bir peki. tane şahıs. O dediğim gibi burada bir yerde çıktı. Henchman, o. Novice. Günüşen göremedi. Burada bir yerden çıktı. Naron Diaz Schlosser. Novice. Overwatch şey ambush'ta. Ama iki turn için eksi strength ability toughness eksi 5. Eksi 5. Almış. Bir stone almış değil bir mi? Bir stone almış, dağılmış karı. Tam zamanı. Dolayısıyla bu bir stone aldığı için biz zaten buradan 10 tane bir stone toplayamıyoruz. Bunu. Nereden bir stone almış bu? Şuradaki bir stone'lardan birini almış. Birini aldı demek ki. Ve çok fena demektar almış. Bak eksi 5 strength demek 0 strength demek şu anda bu level'da. Bu iki tur dövüşemiyorken buna dalıp ağzından vurulabiliriz. Tam 0 şu anda yani bunun. Tam zamanı buna girmenin. Güzel. Çocuklar ona girsenize. İnanın çocuklar. Hadi bakayım. Nerede? Orada. Yani gerekirse o ambuşu yiyin. Değil mi? Ulaşamıyorum tabii ya. Bu kadar düşükse şey statları. Abi eksi 5 strength bunu, diyor. Eksi 5 strength. Bunun 3 strength'i var o kızın. Kaç bakayım şuradan. Kaç canı istiyorsa var? Da yapsın şeyi yani. 1 strength. 1 toughness 1 agility diyor şu anda yani. Sen atağını şimdi yap bana. Tamam bu kadar gelebiliyor ambuş. Seni tanıdık bacım geliyoruz. Az sonra yanındayız. Sen Mordheim sokaklarında yalnız başına ne işi varmış? Gece gece Mordheim sokaklarında ne işi varmış? Yanında adam var mıdır? Adam dediğim kadın. Vardır herhalde. Bir yerlerden çıkarabilirler diye tahmin ediyorum. Çıkar işte bak bu iki kişi, dört kişi oynuyorlar. Dördü birden sondalar zaten ayılar. Evet. Bizden daha ayılar. Zırhları var herhalde. Bu kızın zırhı var mıydı? Vardı. %15 bir armor var %15. Ama. %15. Light armor. Light armor var. Bunlar kim bilir nerede? Bunun tam zamanı şu anda. Bu kızı döveceksek şimdi. Belki onu tek yolladılar buraya. Üçe yani, bölünüyorlar ya. Evet evet. Herhalde bu tek. İnşallah öyledir. Dur bakalım şu 29'lar oynayınca çıkar ortaya. Son 29'a geldik. A new round has started. Diğer kızların yerini öğrenmedik. Charge'ı Gülüşen'le yemeği kabul edebilirim şu anda istersen. Nasılsa crit yiyecek fark etmez yani. Ya da Gülüşen'le gidip şu taşları toplayabilirim. Bak oraya charge yok şu anda. Ama bu... Sonra hep... Abi şimdi bu kızdan önce oynayan 3 kişi var. Yok bunlardan birisi Terbülent. Gülüşen bir tanesi mutant zaten yok. Kıza biri ok atacağız. Öbür. Kıza ok da atmışız abi. Gidip o okçu gürler. Bir stone toplayacak o kesin. Oraya bir daha giremeyiz. Orayı bırakıp gelmek yok yani. Yani ben bu kızın kaçmasını engellememiz bir seçenek ise... Hani ambush'u yersek mesela. Hani biraz yaklaşık böyle. Ama sonra bu taşları alamayacağız. Üstümüze bir üşüşecekler. Yani taşları alıp... Sen ne yapalım diyorsun? Taşları alalım.
çok korkunç bir durumda değilsek gidip girelim. Çok korkunç bir durumdaysak gidip girip dodge edelim. Becerebilirsek. Ya yani bilmiyorum. Okay. Ben taşlara tamam, doğru tamam, bir gidiyorum. Olur. Bakalım bir gidiyorum önce. Burada zaten 4 taş var. Bir dakika. Her şartta ben bunun tamamını alamayacağım ve buraya gelinmesi gerekecek. Arkasında biri çıktı onun. Ne? Kimin? Ha yok, bizim çocukları görmüşüm. Bizim ben, çocuklardır ya. Bizim iki çocuk var. Arkada duruyorlar. Uğursuzla tuttun. Evet. Kızım gece vakti niye yalnız geziyorsun falan diye gelmişler. İti var uğursuzu var deyip geldi. Bacım iti var uğursuzu var bacım. Abi ben mavi harcamadan bir taşa dokunabilmeye çalışıyorum şu anda. Bak bak, utanmaz hareketlerine bak şu an. Ama yok şey. Yetmedi. Banana bey. Ya geldim. Bir tane alacağım. Eğer çok korkunç bir şey olmazsa diğerleri alıyorum ben bunu. Büyüğünü alacaksın mı? Büyüğüne erişemiyorum. Mavi harcamadan buna eriştim. Sırf şey için abi, burada yerde 3 kalmasını istiyorum ki zaten buraya gelinecek. Gelen adam hepsini alabilsin, kalalım bari. Ama kim gelecek buraya? Bilmiyorum. Yani. Ama ben bunu zaten tek başıma alamayacağım. Şu anda bir mavi daha harcamaktansa şey yapma. Yani ne yapacaksın o maviyle? Kıza doge yapacağım. Çok kötü bir şey olsa geri mi kaçacaksın? Doge yapacağım. Doge o maviyle ben. Doge ama zaten. Doge 2 mavi. Ha, gidip doge yapacağım. Doge için istiyorum o maviyi ben. Tamam, al madem. Ben bunu aldım abi. Bir kere ne oldu bana? Redstone eledim ben. Kafası kopmuş. İyi bir şey oldu. Hadi buyurun. Armor absorption. O eti kalınlaştı. Eti kalınlaştı. Şimdi daha devam edebiliyor muyum? Görüyor musun? İki tane daha alıyorum. Ya yani bir tane daha alıyorum. Bakalım ne olacak. Şansınızı deneyin. Kaos. Şansımızı güvenmesek kaos olmaz. Kötülük geldi görüşenin başına. Bir buff bir şey geldi. Artı bir to shoot aim peki. Hiçbir önemi yok. Ne buff geldi? Buff'ta mı geldi? Bence buff o gösterdi. Hepsini birden gösteriyor. Yani bir armor absorption'ım var. Şeyleri. Bir aim'im tamam, okay. Arttı. Hala iyiyiz. Bir tane daha zorlayayım mı? Tabii canım. Of course. Of course. Diyor. Aldım. Push it to the limit yani. Push it to the limit. Bu da gerçekten. Ya ama ne oldu? Bir debuff aldı. O da korkmuş. Bir şey çıkmazsa. Melee resistance'ım düştü. Bana vurması kolay ama benim armor'um var. O çok problem değil zaten. Kızın statları da yok. İnşallah. Push it to the limit diye bağırarak şimdi kızın üstüne doğru gidiyorum ve ambush'u da yiyorum. Tabii tabii. Ağzımıza doğru şu an. Bacım. Yemedim. Açık. Çünkü. Charge et o zaman. Neden yemedim? Tam charge edeceğim. Neden yemedim? Agility'si mi düşük? Agility'si çok düşük olduğu için olabiliyor mu? Olabilir. Şey? Moment'ı düşük belki. Tamam abi. Charge ediyorum o ve zaman. Dodge açıyorum. Weapons of Destruction ve charge mı? Hani yoksa bin curse zarı daha atmadan hani artık artık. Sen girelim. Söyle abi. Karakter senin karakterin yani. Yok abi, sen gir buna. Değil mi? Yani charge et önce. Charge ettim çünkü back attack ta yapamayacak, biliyor musun? İki atak, iki puanını şey harcadığı için ambush'a. Şimdi Weapons of Destruction çocuklara yetiştiremem herhalde. Yetiştiremem. Aa, bu tur bence bir bekleyelim. Yok tamam. Hayır. Artık yapmadım. Durdum. Yapma, dodge. Yapma. Dodge. Dodge nerede? Where is dodge ha? Push it to the limit'i yaptı çocuk yani. Şimdi ben şeyi almış durumdayım. Benim üstümde shoot etmemi zorlayan bir şey var. Tamam. Ben bir güney, tur daha var odaya. Güneyden önüme adam çıktı. Romhilda Moesher. Moesher. Şimdi sana bizim Winston toplamak için ihtiyacımız yok Serbülent. Yani hemen yanımıza gelmen gerekmiyor. Sadece sıkışmamanı istiyorum bu hayatta. Ne yapalım dersin Günüşen? Bu kızı oyalamak bile bir şeydir. Ama eninde sonunda şu bir gerçek. Biz bunları döverek bitecek bu hikaye. Başka türlü bitmiyor senaryo. Taşları topladık, taşların etkisinden kurtulduk, rahatladık, bir aradayız ve şimdi dövüşüyoruz gibi bir durum. Hard level'da oynadığımızı unutma oyunu. Abi yani Serbülent mesela şu anda o kaza charge edebiliyor mu? Charge edemem. Elimde şey yok. Serbülent. Bu kişinin ekstra şey istiyor ya. Burada bir scavenge noktası var ama onu geçtim. Şuraya bir çık, bir şu sok abi bak. Bu kızın yancısı mancısı var mı diye bakıyorum da galiba yok. Bilmiyorum, emin değilim şu anda. %100 konuşamıyorum ama galiba yok. Yalnız buralarda herkes olabilir yani. Bir seçenek tabii. O sokağa atlamak. Dış sokağa atlayıp buradan koşmak güneye.
O bence hani sıkışmasını engellemek için de faydalı olabilir ya. Buradaki scavenge noktasına bakıp aşağı atlayıp güneye bize doğru koş demek. Peki. Bu kızı çabucak dövebilirsek, Öbürünü Higo, diyorsun değil mi? şu Higo. dövüşmekte olduğumuzu çabucak dövüp çekilebilirsek birazcık, Willstone'ları da toplayıp bir regroup, buraya atlıyor muyum yoksa burada duruyor muyum? Bu da bir karar şu anda. Bir mavim var, atladığım yerde kalacağım ya da burada yukarıda kalacağım. Yani atlamayacaksak eğer bu tur, Overwatch yapacağım, atlamayacaksın. bu ara koridorun başına dönüp o kızın olduğu sokağa, orada Overwatch yapılabilir belki, hani Bir tane gerisi biraz tehlike var neyse. atlamamakta. Burada Aha. eğer sıkışırsam disengage olamam. Buraya yetişir mi ki o kız? Bilmiyorum, o kız yetişmez, bilmiyorum. O kız yetişemez sanmıyorum. Henchman o. Ama dediğini yapmak o yüzden makul. Mesela şurada durup, burada köşeye de değil, burada durup, burada Overwatch yapıp gelirse üstüme, arkamda disengage olacak yer bıraktım. Burada Overwatch yapıyorum. Gelirse disengage olacağım. Tamam. Bunu topla abi sen. Kimse var mı diye bak Gürlercim. Görmüyorum diyor. Orada ayrıca scavenge Al. noktası da var diyor ama ona bakacak zamanımız yok abi. Sen şu Bu hep üç seni toplayacak şimdi, hunu harcı değil mi? hunharca toplayacağım. Başıma ne Objective. geldiyse gelecek ve Objective. gideceğim yani. Topluca bakarız abi, fark etmez. Her durumda üçünü de toplatacağım sana. O yüzden. Objectives updated. Böyle herif yerden bir kalkıyor değil mi? Sahne o böyle. diye dönüyor. Artık başına ne geldi bilmiyorum yani. Objectives updated. Şeydi, tam korku filmi. Hız da var kafada. Arkadan çekiyor kamera herifin yerden kalkışını yani. Başına ne geldi abi senin? Range melee resistance. Movement range'im düştü. Climb, limp, jump down düştü. Movement range'im Çok hoş önemli. değil. Ama Ya değil de hani tamam, bir ne dakika, yapalım burada yani. ok atışı mı vardı? Ha yok, şu geçmiş. Tamam canım, hani peki. Kabul. Buradan ok bile atıyorum. Attım. At gitsin ya. Atayım mı gerçekten, bir dakika. Hani çok iyi bir atış değil. Onun Alternatif yerine Overwatch. Overwatch'u tuhite artı alıyorum. Arkasından gelen falan varsa, mavisini filan bir seçenek arkadan gelen olursa diye. Okey, yani o zaten en geçe dedi, ona şimdi iki tane Dark Soul girecek Bence de. sırtından Bu doğru. da bir Overwatch'un şöyle bir bu oyunda kullanımı var abi. Adamın öyle bir mavisini vurduğun anda mavileri resetliyorsun. Sakat bir yerde gelirse herifin bütün oyununu bozabiliyor o Overwatch'u yemiş olmak. Bence de Overwatch yap o zaman. Tuzağa basmak Hallettim. gibi yani. Bir gelir melir. Dodge ediyor Gülüşen. Ha 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 dedi. Peri dedi kız. Peki. %0 ebilitili kızı döverek Evet, yani kendine karanlık bir sokakta şey, gidi uyuşturucu zavallı yani. uyuşturucudan yere düşüp kalmış olan kızı dövüp onunla övünen İşte böyle kaosu. kaosun gücünü gördünüz. Charge etmem Charge edeceğim gibi gerekiyor. hissediyorum. Charge edeceğim, evet. Yes. Böyle biraz daha şuradan charge edeyim ki ötekine de yer kalsın. Kızı gengledik. Karanlık bir sokakta bacım. Oha. Charge %50 demiş abi. %50 demiş çok fena. Yani bu herifler dedin ya, weapon skill'leri düşük. Düşük ama o balta denk gelince bir de senin şu Abi üçlüyü yani alman lazım abi. Birini Abi şu zaten ikiliyi. insana baltayla vurursan yani. Yani Abi bu da evet. charge edip 71 vurursa zaten bu iş bitiyor yani. Bitiyor ama ondan önce ben bu taşları alacağım. Başıma ne geliyorsa da gelecek. Ondan sonra Okay. şey olmasın. Bir Tamam. sebepten orada kaldık. Objectives Keşke onları updated. alsaydık, olmasın. Yani gözünü toptan ayırma. İyi bir şey oldu Buff Duxus'a. aldı bir de. Melee Tamam. Resistance güzel. Objectives updated. Bu ne? Charge edemedim. Ama yürüyüp Yapacak. vurabiliyorum. Yapacak bir şey yok. Yok işte, bir mavim kalmış. Bacım. Kaç canı var? Abi 15 hit point'i var zaten. Şimdi o bacının üzerinde de taş var, Orada alamıyorum. loot edeceğiz aynen. Şu anda alamıyorum. Günüşen loot edecek onu. Tamam. Zaten 9 oldu. O kızın üstekini alınca bitecek. Öyle evet. mi? Evet. Tabii 9 oldu, baksana. Aa, iyi. Buradaki 10 taş, birini kız almıştı sadece. Şimdi arkadaşlar, taşların etkisinden kurtulun. Bu kızın taşını alın. Ve doğuya doğru, değil mi? Hep beraber doğuya doğru ilerlemeye başlayın. Bu oyunun secondary mission'ı mı, taş toplamak? Evet. Primary mission her zaman rakibin LD'sini
şeye düşürmek. Tamam. Yani bir kişi eksik, bizden daha fazla LED'leri var şu anda. Evet, hard level işte. Doğuya çekiliyorsunuz. Şu kız tekse benzer bir şey ona da yapabilirseniz. Gerçi bu sefer onu eroin komasında bulur musunuz bilmiyorum ama. End turn. Yani. Üç kişi birden bir sokakta eroin komasındaki kızı dövdünüz. Tebrik ediyorum. Alkışlar sizinle yani çocuklar. Bunlar saklanıyor mu? Taş topluyorlardır. Ha. O yüzden uzun sürüyordur Günüşen. Durup durup mavilerini harcaya harcaya, onlara da sıkıntılar yaşaya yaşaya taş topluyorlardır. Şöyle bir seçenek geliyor aklıma şu anda. Biraz uzatacak görevi ama. Doğuya çekiliyoruz madem. Arabamız orada. Gidip elimizdeki taşları arabaya koyabilirsek. Elimiz... Allah abla, yok yalan buna. Boş ver abi. Abla göründü. Bu lider mi? Hı-hı. Neymiş bu lider? Dört yemiş. Taştan yemiş. Critical Hit Resistance. Elven Wine içmiş. Onu bilmiyorum. Divine Fervor'dan... Ha, ama sıfır. Bu round bitiyor. Divine Fervor'dan buff almış. Oha, buff o. Bir kırmızı hızlı atak ederim. Hayvan. Oğlum o çok güçlü bir ability. Bunlar işte içip içip milleti dövüyorlar. Gerçekten içip içip millet dövüyorlar. Sigma's Might adlı spell'i kastetmiş. Critical Hit Chance, melee damage yüzdesi. Peki. Mordheim's Curse var üstünde. Artı %15 Divine Redshift. Sen burada büyü yapıyor ya. Evet işte onun şeyi ama onun adı Dinch Curse değil herhalde. Mordheim's Curse. Divine Red kanka falan. Falan. Divine dedi. Hangi tanrının redi bu acaba? Hangi tanrının redi acaba değil mi yani? Takiyeden öldüğünüz ağlayanınız yok yemin ediyorum. Benim elim... Abi şimdi bu fikre ne diyorsun? Yine de günü şeyi Serbülent'i bırakıyor ama Serbülent bunlar kıstırır abi. Şu anda en makul plan. Abi 5 ve 2 bunları dövebileceğimize evet, inanıyorsak girelim yani. Bunları engage edip hızla bu kadını da yanındaki bacısını da öldürüp bu işi bitirmeye çalışmaktır. Bence de. En hızlısı olur. Ama yine de Günüşen önden koşmasın. Ama önce bir zaten şu yerdeki... Önce yerdeki kızı lazım. Günüşen lootlayamaz. Onun cepleri dolu. Öyle mi? Evet. Duxus'la Ursus'tan biri lootlayacak o kızı. Okey. Abi nerede kapışacağız biz bunlarla? Hep biz önce oynuyoruz. Bir plan yapalım. Gittik aldık geldik. Bu sıkışık alanda olabilir. Ama biz kalabalığız. Abi bizim bunu almamız gerekmeyecek miydi ya? Orada bir tuhaflık oldu. Bu yerde... Bakabiliyor muyuz abi olsa? 9 böyle oldu ya abi. Kızın cesettekini aldığımız zaman o olmuyor mu işte? Evet. O zaman kız... Bir tuhaflık var. Ortada 11 Willstone varmış demek bu bölgede. Serbülent aldı ya bir de kendi tarafı. Evet be. Serbülent aldı. Tamam o yüzden tamam. Abi şimdi buralara geldim. Buradan ötesi sakat. Şu kızları görmeye çalışıyorum. Ama bu buraya ambuş etmiş başka kadın olabilir. Şu ya. Köşedir abi kombatın olacağı yer. Serbülent soldaki yoldan geliyor. İyice arkalarından. Şu ileride gördüğümüz Archway'den falan gelecek. Biz peki zaralanda niye dövüşmek istiyoruz? Ne istiyoruz onu soruyorum. Ben bir şey düşünmüyorum. Bizim hem okçumuz var hem kalabalığız. Bence zaralanda dövüşmek istemiyoruz. Değil mi? Kalabalık. Bence sokak... sayı üstü. Sokak biraz buraya yakın ya. Buradaki taşları tamam. Toplamaya kız gelmiştir. İçeride şurada geniş alan diyelim ya. Şurada. Tamam. Çünkü henchmenler de bana yetişebilsin. Ben böyle tek başıma hero geliyorum. Ben burada bir delay ettim. Benden önce oynayan yok. Bu çocukları yerleştirelim, ona göre Günüşen oynayacağım. Şimdi dürbülansı gerçekten arka sokağa geçiriyorum. Bu sokaktan artık geçit yok bize. O sıkıntı olur artık evet belli ki. Bir mavi buraya, bir mavi aşağıya. Bir yere de atladığını göreyim be çıplak ayaklarıyla. Şimdi bu arada dürbülansı o hero yakalar. O hero'nun mavisi var. Buradan da yukarı çıkalım. Onu düşünüyorum. Ya. Şöyle değil mi? Yukarı hatta çıkmak değil de girelim. Araya evet araya engel şu sokarsak. Şu avluya girelim. Bu avluda kız olmadığına emin olayım da. Yok galiba. Tamam. Gerçi orası da iyice uzak ama hani. Evet şimdi onu düşünüyorum. Orası boş. Burada kalırsam bu kadın. Oraya gelemez bence o ya. Abi gelir. Kırmızılarını da düşün. Charge'ını da düşün.
gelir yani. Bak benim maviler, yani maviler bu kadar bak. Bu kadın buraya doğru ve beni gördü. Speed'ini görebiliyor muyuz? Ne kadar gitti? Göremiyoruz. Kadar göz kararı ama yani gelip charge edebilir. Charge edemeyeceği bir yerde durursam olur. Orası biraz neresi? Daha geride durup falan. Burası filan belki. Yine disengage olabilmem en önemli nokta. Burada herhalde disengage bilmiyorum işte. Ben bu kadını buraya charge edebileceğini düşünüyorum. Şu archway sen bak. Sen daha iyi biliyorsun tabii yani. Dur, şu karşımızda gördüğümüz demir parmaklık ve arkasındaki kulemsi şey var ya. Orası burası. Evet. Bu kadın buraya gelir, yetişir. Gelirse. Ama beni görüp görmediğini bilmiyorum. Bir de şöyle düşün. Gelirse beni dövmesinden de önemlisi. Biz oraya yetişemeyiz. Ben bu riske girmiyorum. Asıl Balk tamam. Yetişemez. Bu yüzden ben burada duruyorum. Burada duruyorum. Burada overwatch yapıyorum. Buraya kadar gelip bana charge ederse de disengage edebiliyorum geriye doğru. Artık. Aynen. İyice içerilere girmeyeceğim ama yani. Buradan çıkabiliyorsan buradan çıkıp devam edeceğim. Hanımlara ben 3 tane toplamış durumdayım. Movement range'im de bayağı düştü benim değil mi? Ben anca burada durup loot etmenizi engelleyebiliyorum. Bir dakika böyle olmaz. Burada overwatch yapacağım artık. Yoksa loot'u engelleyeceğim saçma olacak. Tamam, kendim yani. Loot da edemiyorum. Bu çocukların ettiği loot sonra bize bir de kıçımıza kaçacak diye de korkuyorum. Devirecekler bunu bu çocukları. Objective. Bir complete. Bomba var. Evet bomba şimdi. Aa iyi bir şey oldu. Ne o iyi şey? Armor çok güzel. Çok şahane. Oil, bomb, sticky sludge. Bunların ikisi de çok güzel şeyler biliyor musun? Al abi ikisinde. Sticky sludge şey atıyor mu? Yavaşlatıyor. Oil bomb da oil bomb. Bence atarım ben bunu. Hmm. Hard bence level'da olduğumuzu sürekli akılda tutmaya çalışmak lazım. Biriktirene kadar beyinlerini atarız yani. Şimdi şurada bir yerde durursam ve sticky sludge atarsam bunu bir kullanıp sticky sludge atmak kaç? 2 kırmızı. Gerçekten bir yavaşlatma ihtimalim olabilir. Ama bu tarafa geleceklerini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O yüzden ben burada şimdi bunları alan çocuğu çok tehlikeye atmayayım ben. Burada doge saçma. Junişe'nin önünde doge etmen lazım. Sen ne işe yarıyorsun? Buraya doge. Kombat çıkarsa yanları da açık. Tamam. Doge. Tamam. Bu kimdi? Şey miydi? Ursus muydu? Ben tekrar direk. Benim zamanım var abi. Spell yapacak mıyım? Yapız of Destruction yapacak mıyım? Yani Weapons of Destruction... Bilmiyorum. Şu kapıyı... Çok gerek yok herhalde abi. Engagement'ın olacağından emin olduğumuz zaman... Ya vuracağı zaman yapmak lazım herhalde birine. Buraya da dodge. Burada bir tane sıkıntı var. Bunlar kombata girerse ikisi de... Günüşen onlara yardıma nereden gelebilir? Şuradan gelebilir mi? Gelir. Buradan da gelebilir. Tamam. Buradan da yardım var. Öbür tarafa dolaşmamız gerekirse... Mavilerimi verin ya. Öbür tarafa kapının dışından. Tamam. Kapıyı da tıkıyorum. Ursus'la Duxus ya. Görmediğimiz diğer bir abla. Bakalım çıkacak mı? Irmina von Leonel dersten içeri girdi geldi. Bu lider zaten. Charge etti miyiz? Back attack. Abla bence. Miss. Bu kadar olur. Crit. Çok fazla crit atıyor bilgisayar. Ben çatışmaya giriyorum Günüşen'le. Günüşen invisible oldu. Heh. Giriyor muyum? 3 kırmızı mı bizim hatamız? 2 ve 3. Yani Weapons of Destruction yaparsan biz 1 oynayabiliyoruz. Ama yapmazsak 2 atak mı yapacağız? Evet, yapmazsak 2 atak. O zaman yapma abi vur 2 atak. Bence de. Giriyorum kadına. Bir de gitti crit attı ya. Abi yani işte. 75. Blood Sacrifice açıldı. Bir daha yapacağız abi. 19. Damage'im biraz düşük. Bunlar, bu armor'lı bunlar yapacak bir şey yok. Tabii de benim de damage'im düşük. Ben öyle 3 strength. Dodge. O X'lerden bir oturması lazım kadına. Başka çaresi yok. Serbülent. Aha karşısından geldi. Bu. Yok Henchman. Serbülent hiç hit etti mi şu ana kadar Serbülent herhangi bir şeyi?
Ambush yaptı orada. Güzel. Serbrant'in hiç hiti var mı campaign boyunca? Okla? Var var. Okla. Kılıçla var. Okla da var. Var mı? Bence var. Yok. Bana yok gibi gelmeye başladı yani. A new round has started. Ben bir daha oynuyorum. Çocuk kalkacak ve oynayamayacak. Ben abi vuruyorum bu kadına şu anda. Olayla on attıracağız. Atıyor mu bu kadın? Bilmiyorum yani. Atıyor. Ya vur abi artık yapacak bir şey. Kural olarak. Evet abi aynen öyle. Gülüşe değil zaten. Buna maksimum damage vurmamız bütün lazım. Bütün gücümüzle vurmamız lazım evet. Dört atan dördü de vurdu. Gülüşen hadi inşallah o oran Muska'dan olabilir. Dur çok jinx etmeyelim. Bir de abi işte Sigmar Migmar görünce gaza gelmiş olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Evet. Serbülent de ok atmak. Düellomuz başlamıştır. Yani şey yapabilirim. Çekip kılıcı sen henchmansın ben hero'yum diyebilirim. Yani. Reload ok attım. İki kırmızı. Switch weapons. Ambush oluyor galiba. Reload. Shoot. Bacağına sıkıyor. Switch weapons. Ambush mu dodge mu? Bence ambush. Ambush. Baksana yani. Ya yani sen henchmansın ben hero'yum arkadaşım. Geçti mi? Gürler. Gürler geçmiş. Bu videoyu izliyorsan bize nick söyle. Hatta şimdi unutmadan Gülüşen yazsana patron hocasını. Özgür Gürler bize nick söyle diye. Nereye yazacağım onu? Açığa Özgür Gürler'i tagleyerek. O zaten Monsieur Patronlar Hocası'nın üyesi. Hayır yani. Açığa. Facebook'ta mı yazacağım? Facebook Patronlar Hocası'na Özgür Gürler senden nickname istiyoruz oyunlarda kullanmak için diye yazıver. Beklemeyelim adamın bu videoyu izlemesini. Grups. Ben okunu atıyorum Gürler'in. Dur atma bakacağım. Tamam bakacaksan seni bekliyorum. Tamam at. Aimed shot engaged. Evet. Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok. Vurdu. Yermina. Reload etmiyorum. Dodge diyorum. Ne olur ne olmaz. Bacı bu. Kalktım. Pek bir şey yapamayacağım. Disengage olamam. Dodge açıp bekliyorum. Monsieur Patronlar Locası'na geldim. Geldiysen oradan. Neydi Özgür, adı? Özgür Gürler. En son katılan patronumuz aramıza. Bu arada sen onu yazarken de ben de dışarıdan YouTube'da izleyenlere efendim lütfen videoları beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı, kanala abone olmayı ve patreon.com/mösyö kanalına gelip patronlar arasında katılmayı ihmal etmeyiniz ki yarın öbür gün Gülüşen sizi de tagleyip nickinizi size de sorabilirsin. Hepinizi davet ettiğimi tekrarlamak istiyorum efendim. Ne durumdayız Gülüşen? Yazıyorum şimdi. Tamam. Ben geliyorum zarar atmadan seni bekleyeceğim. Bence oldu bu iş. Hadi de vuracağım. Seni bekliyorum. Dur bir saniye. Tamam balta havada. Vur. Vuruyorum. Vur öldür. Vurdum öldü. Vurdum ölüyor. Vurdum öldü. Kimdi bu? Duxus. Bu kadının üzerinden almamız gereken bir şey yok ama. Ama abi yani loot vardır. Loot var yani şey değil. Abi zaten panik henüz atmadılar ha. Şu loot'u alalım. Abi. Ne kadar çok oil bomb. Shield'ını hammer'ını alsak iyi olur. Ama yani oil bomb'lar daha da onu alacak adam var mı? Yok. Kadının sırası geldiğinde kadının cesedi ortadan kaybolacak. Sadece lucky charm'ı kalacak geriye. Yani ne seçiyorsak şimdi seçeceğiz. Sonra ceset kaybolacak. Abi yani öbürleri daha pahalıysa öyle. Yok. Hammer'da shield. Shield'ımız var. Değil. Onlar daha kolay. Sticky, bu da oil bomb falan. Bunlar güzel itemler. Aldım ben bunları. Şimdi ne yapıyoruz Gülüşen? Artık yapmamız gereken daha şey da o... dayak aynen yememek öyle. Sadece yani. Bu Terminant'e yardıma gideceğiz. Zaten evet. Onu da indirdiğimiz zaman büyük ihtimalle şey kaldı yani. Bunların morali iniyor evet. Aşağı. Doğu'ya devam yani. Ediyoruz. Yine dodge'lu devam ediyorsunuz. Bakın hard devil'dayız. Küçümsemek için hiçbir şey. Muskalar işe yarıyor gibi görünüyor. Bozmadan devam. Bir crit yedik değil mi şu an? Bu geldi bu bacı. Ve Ursus'u Ursus'a charge etti. Serbülent mis. 45 mi? Çift silah mı? Yani, çift hammer'mış. Ben tek hammer'ı sanmıştım onun elindeki silah. Sakin ol şampiyon.
Serbinat, bu kızı dövmen lazım çünkü o hero'yu biz dövemeyeceğiz gibi görünüyor. En kötüsü ya, burada 4 kişiyiz abi. Döveriz de adamımız düşerse yerden Wheelstone'ları alamayız, herifini düşüreceğim. Neyse artık dövüyoruz, okçunun önünü ya açık bırakın. Kaçacak halimiz yok. Yok hayır canım, bu kadar. Burada artık. Haydi Günüşen. Artık vuruyorum ben, Weapons of Destruction falan uğraşmıyorum. Vur vur abi vur. Ah be, 81'e 88 attı. Abi Doge. 6 atak da hani okey galiba, %20 yani. Tabii tabii, kadın da Great Weapon olması iyi. Doge açıyoruz biz çünkü. Bir %10 Doge'ladı oradan. Güzel Doge kardeşim. Kaç hit point'im var? 57. 2 hit'e dayanacak hit point'im var. Bir crit at be adam. Crit target'in kaç? 10. %10 ile crit atıyor Serbinat. Öyle bir crit yok. 50 ile Doge'um var. Bugünün bir hata var bu kızın. Hani. Hani bir hata vuruyorsa bir hata vurmaması lazım. Evet, ya da Serbilant'in o iki ataktan önce bu kızı artık indirmesi lazım. Kritlemesi lazım. Reload. Aimed shot. Aha crit stun. Yavrum o, benim be. Crit stun. Sen yine Doge abi. Baban da mı bilardocuydu diyoruz ona abi. Gürler be. Kendisi pinglendi değil mi? Pinglendi. Tabii tabii. Bak şu anda mesela bu adamı ben normal koşullarda çıksamayı isteyebilirim. Stun durumdaki adamı disengage etmek bedava. Ama disengage nedir diye bağırarak Alkan. Yok mu disengage seçeneği hiçbir şey? Bu herifler disengage seçeneği çıkmıyor. Çıkmıyor ha. Yani. Marauder da öyle. Marauder herhalde Ali Kamil Wolfenstein bu arada. Çünkü Viking savaşçı. Tabii tabii, o sever, o çok sever bir de o. Marauder'ı da sever evet. Haydi bakalım. Sen kimsin Duxus? Haydi Duxus. Öf. Zaten kaçacaklar bence. Kaçacaklar. Bu. Henchman o şeyle Serbinat'la dövüşen. Şu 29 Henchman'e sıra geldiğinde panik atacaklar. Panik zarlarının tam nasıl hesaplandı, bu kapıyı tık abi. Tam nasıl hesaplandığını bilmiyorum. Açtılar. Sıfır target attılar dedi bak. 96 attılar şimdi, zaten de. Serbinat şey, ulan tam dövüyordum kaçtı. Evet, Warplug pistol bulmuşuz. Bunlar şimdi ilk defa zafer kazandık Günüşen. He. Bu muskalardan oldu, muskalardan oldu. Oyunu bilmeyen insanlar, ilk mission'ınızın da böyle olması gerekiyor. Bunun normali böyle. İlk iki mission'ınızı böyle yapamadıysanız campaign'i restart atmanızı tavsiye ederim. Biz Zinch'in lafını dinliyoruz. Tabii yapacak bir şey yok. Mavi iki item düştü. Ama işimize yaramayacak, satmak zorundayız maalesef. Mavi item iyi diyor? Bir şey. Diyor ki abi, yapmışız. Artı 3 XP, kazandığımız için de 2 XP, 5. Bu Battleground Victory dediği, bizim kazandığımız için etraftaki kalan, yerde kalmış olanların içinden randomlar attı. Bir shard, bir Wheelstone, iki tane de sandık attı. Onları söyleyecek mi seni o? Onlar galiba aşağıdakiler işte. Blunderbuss bilmem ne filan. Antitoxin, Warplug Pistol, Blunderbuss çıktı. O iki sandıktan çıktı. Treasure'da yazdıkları bizim yerden topladıklarımız. İki gold'u Serbilant sandıktan bulmuştu filan ya. Bunları aldık. Sağda da diyor ki Brotherhood of Liberation 0 adamı düştü. Angelus Sanctus'in 3 adamı düştü. Ki bir tamam. Hero bir Lord'du düşenler zaten. Evet yani. Most Valuable Warrior Günüşen. Sebebi vurduğu damage ve topladığı Wheelstone toplamı. Onların da bu en son dövdüğümüz kızmış. Gelip Duxus'a mı Ursus'a mı hangisi neyse çok fena vurdu çünkü. Gelip kurdu zıbam diye bir smaç bastı orada bir. Şöyle düşün şimdi. 2 puan oyunu kazandığımız için 3 puan o complete objective'den 5. Hard level oynadık 6. Eğer decisive victory sayıyorsa 7. Günüşen 8 filan hani hadi inşallah diyorum. Muskalardan mıydı acaba? Bence muskalardan ya. Oldu işte bak. Hem muskalar hem işte... Bir de zinçin hakkı 3 dedik. Zinçin hakkı 3 falan filan. Bunlar yani güç var. O zaman biz... O zaman bu campaign şöyle mi gidecek acaba? İki boş bir dolu, iki boş bir dolu mission diye mi gideceğiz? O biraz zor olur. İki ters bir düz yani. Bu seviyelerde bu kadar crit çok şanssız. Abi sana ne diyorum? İlk iki mission'da Günüşen'e 5 atak yapıldı, 4'ü crit geldi. Şimdi biz kime? Bir kişiye crit yedik yine. Bir tane yaralımız var. Bir tane recovery zara atılacak yani. İnşallah onun da başına bir şey gelmemiştir. Remarkable. Günüşen level atladı. Ha, bir sürü çünkü underdog bonus da var. İşte hard level o demek. Underdog bonus. Bir de decisive victory şey demek. Ucu ucuna leadership'i tutmadı karşıda. Yoksa aslında belli değildi mi? Yoksa bundaki gibi belliydi. Yendik işte miydi? Bunu nasıl hesaplıyor bilmiyorum ama. Bir de oradan geldi.
Hayvan gibi XP. Kaç XP aldı bir şey? 8 XP aldı. 2-2 alıyordu. Toplam 3 mission, 3 mission'da 12 aldı. Ortalamaya getirdik Gülüşen'i. 3 mission'da 12 makul yani. 3. mission'da level atlamasını beklerim. Normaldir yani. Hard riske ederek. Tamam, bunları arttı. Ayrıca skill point geldi. Leadership'i 9'sa paraya kıyarsak biz bir insult alabiliriz şu anda sanıyorum Gülüşen'im. Hadi bakalım. Diğer çocuklar ne alemde? Dürbülans ah be. Ah be. Ah be. Bir, o kızı indirebileydi level atlamıştı. Evet. Evet. Ne yapalım? Dürbülans'ta bir şey yok. Statları yükseldi. Outstanding. Gürler level atladı. Aldı bu da evet. Ama bu Allah Allah. Dürbülans bir işe yaramıyor ki abi. Kimseyi vurduğunu görmedim. Sen vuruyor diyorsun ama ben bilmiyorum. Ya vurdu nice indirmedi kimseyi sonuçta. Bu da aldı. Decisive Victory 3 kişi mi indirmiş Duxus? Herkesi Duxus devirmiş oğlum. Devirdiğimiz 3 kişi. Yaptı, tabii. Evet. Hayvan gibi dövmüş. En XP'li adam çok oldu. Çok dövmüş Duxus yani böyle. Vay be 3 kişi dövmüş. Duxus mesela olması gerekenden bile iyi şu anda. Bir tek Dürbülans kötü. 3. mission'da onun da level atlaması ve mutasyon zarını atmasını isterdim. Çok önemli olurdu o. Light Wound geldi Ursus'a. Level'da alamadı Ursus. Alamadı. Ne bu? Lady'leri crit attı değil mi ona? Tamam. İki gün Ursus yok. Decisive. Yo aldı bu da level aldı pardon. Ortasına aldı ha level'ı şey. Yeni veriyor. Level'ı aldı ama iki gün yattı ara Ursus. Warband'imiz de level aldı. Çok birinci güzel. Level bir oldu. Slot açıldı. Onu kullanıp kullanmamayı tartışmak lazım. Kullanmayabiliriz. Daha çok XP almak için mi? Evet, daha fazla iş yapmak için bir de rakibi kalabalık etmemek için. Biz Mark for Dead adamıyız ya. Rakip ne kadar kalabalıksa adamı yakalamak, bulmak, kalabalığın içinden bizim seçmek. Bizim sayımızın eşitli mi oluyor hep rakip? Hep bizle eşit. Aynı sayıda, aynı tiplerden oluyor. 2 hero, 2 hero. 3 henchman, 3 henchman. Neyse. Biz eyvallah. En çok Mark for Dead isteyen adamlar olduğumuz için kalabalığın içinden adam ayıklamak çok zor bir iş. Combat join olduktan sonra. Daha küçük bir warband. Küçük warband. Hero'ları ve Monster ile oynuyor ve Mark for Dead oynuyor diye planladım ben. O yüzden 3 henchman iyidir bence. Tamam. İdolümüzün bize buff'ı var. Pray edersek Zinç'e. Ya bu işte 2 turn mü sürüyor, 1 turn mü sürüyor? Değmiyor bu praying'e. 1 turn sürüyor bu. 2 turn sürse hadi neyse. Peki. Hemen dibinde olması lazım. Hoş değil yani. Tamam bulduklarımızı biliyoruz zaten. Oh. 2 oil bomb, 2 stacky slash çok iyi oldu. Bunların ikisi de işe yarayabilecek olan şeyler. Itemlar. Birisi işte Entangle. Diğeri de Fireball. Bir Entangle, bir Fireball scroll bulduk. 2 tane mavi item bulduk. Bunları satayım. Bir kere Blunderbuss zaten satın. 28. Yok hayır. 28 çok para oğlum. Bizim kaç mission deployment'ımız? Kim kullanıyor bunu? Mercenaries kullanıyor. Başka bilmiyorum kim kullanıyor. Poison Resistance veren antitoksin de satmayı düşünüyorum. Sat gitsin bence. Poison Resistance için uğraşmaya değmez. 5 para oradan. Warplug Pistol da zaten. O Skaven Only item. Yok herhalde o. Yok Skaven Only. Oil bombları tutalım. Sticky Slash'ları gerekirse satarız ama şu anda para çok şey değil. Kullanabilir sanki yani tactical bir item'a benziyor. Şöyle. Wheelstone toplama mission'ında ellerinin boş olmasını istiyorsun. Doğal olarak. Tamam. Adama ya vermek atarız, istemiyorsun. Boş alır yani. Atarım boş alır o da var. Tamam 6 para galiba Ursus'un tedavisine gidecek. Bu biraz pahalıymış. Biraz atomuna gelmiş Ursus'un. 24 para da bu da zaten sattığımız şey. Warplug Pistol. Ne? Blunderbuss. 28 paraya o Blunderbuss bütün Expedition'ın masraflarını karşıladı. Şimdi level atlamasımız var. Kimler level atladı? Gülüşen. Serbrat Arş herkes. Ama şöyle level atlamak derken statlar yükseldi de skill point hero'lara her level'da geliyor. Henchmenlere her level'da gelmiyor. Ki her gelen skill de kullanamayız zaten. Şöyle bir bakalım. Sağ tarafta görünür. Gülüşen'e 2 skill point geldi. 2-2 alınıyor burada skill'ler. Serbrat'ta tamam. Yok. Diğerlerinde yok. Gülüşen'e skill geldi. Şimdi 2 tamam. Gün Ursus yattı araysa 2 tane seçenek var önümüzde. 1- Şu gelen skill'den, leadership skill'lerden insult'ı almak, learning time 2 gün diyor bak. Ursus'u beklerken bunu alabiliriz. Bu bir seçenek. Her şartta şunları atlayacağız şimdi. Ya da
Ursus'u beklemeyiz. Tekrar göreve gideriz. Training'e koymayız Gülüşen'i. Dürbülansın mutasyonunu görürüz. Ve dürbülansın mutasyonu... 4 kişi mi gideceğiz? Ha, minimum 4. Böyle de bir seçenek var. Dürbülansın mutasyonu makul bir mutasyonsa onu da training'e koyarız. Atıyorum quick reload koyarız ona da. İkisini beraber train ederiz. Diye bir fikrim var. İkisi de legit tamam. Bunların. Tamam. İkisi de legit fikirler yani. O zaman mission'a gidelim insult almadan. Tamam, dürbülansın level'ını görelim. Eğer ok atabilen birisi ise sahiden. Peki ama rezervden bir tane daha ekstra henchman alıp hani. Ha, bir henchman o da şöyle. Döndüre döndüre kullanırsak, çünkü bunlar ölecekler. Bir yerlerde kolları bacakları kopacak bu heriflerin. O zaman ya higher sword alacağız. Bak burada higher sword'lar var. Tabii Günüşen'in yerine bir şey alamayız ama. Mesela ikinci renkten mutant. Kolu gitmiş, balta olmuş mesela. Serbrant'in kolu balta olursa mesela, yol yakınken atıp okçu bir mutant arayabiliriz. Örneğin. Ama mesela bak burada birinci renkten injurisi olmayan adam var. Yani çocuklardan birisi düşerse buradan satın alabiliyoruz renkli adam. Okay. Bu herif de kolu mutasyon. Bu herifin de kolu mutasyon. Mesela bu mutantları istemiyorum. Serbülent'in kolu mutasyon olduysa biraz... Ayakları da mutasyon mu? Bunun ayakları da mutasyon. Dördüncü level çünkü. Yedinci level adam var burada. Bunun mutasyonu yok tabii. Bu zaten evet. Şimdi yenisi atılır. Biz abi bu muhabbeti şu yüzden yaptım. Yeni bir adam alalım ve döndürelim henchmenlerimizi diyebiliriz. Biz hep 4 kişi gidelim diyebiliriz. Bak bu da bir seçenek gerçekten. Ama bu Serbülent'in ne diyor belirsiz, Serbülent gelene kadar böyle bir şeyler yapamayız tabii. Şimdi sen diyorsun ki 4 kişi gidelim. Serbülent'in de mutasyonunu görelim. Bu kararları sonra verelim. İnsaltsız oynayalım. Ben aslında şey demiştim. Şu an gidelim. Ama 5. bir kişi alıp gidemiyor muyuz? Alırız. Yani alıp gideriz. Cycle'a başlamış oluruz. XP almış olur o bir kişi de. Olabilir. Yani o 3 Dark Soul'u döndürmeye uğraşacaksak. Ya da biz hep 2 yani Dark Soul... Uğraşılabilir çünkü ölür mü ölür hani... Ha işte onu diyorum. Bunları o yüzden anlattım. Eğer ölürse pool'dan level... Çünkü abi 4. level'da öldükten sonra adam ne yapacaksın yani? Pool'dan level'lı adam alacaksın. Çaren yok. Sıfırda adam anladım. Kerilemek çok zor iş. Hele level'lı grupta. O zaman 4 gidelim tamam. Bence bu grup biz diyelim. Yanımıza çünkü bir tane... karşımızdaki de mirror aynen, match aynen. Zaten. İki henchman, bir lord, bir hero çıkacak karşımıza. Ve bulabiliyorsak tamam. Mark for Death bulalım. 4 kişi içinden Mark for Death seçmeye çalışalım. Bu bütün bunları şu anda şu yüzden tartışıyorum. Next day'e basmadan training'e koyarsam birini şimdiden veriyor. Yani kaç slotları kere... Slotları dağıtacağız mı level up için? Onu level... Tamam dağıtalım tabii slotları. Onun zamanlaması önemli değil. Açıyorum şeyi. Magister der ki bize... Üçünden de bir tane almış değil mi Günüşen? Evet. Bir physical, bir mental, bir martial. Agility hı-hı. Eşittir toughness artı 3. Doğru zaten. Böyle devam etsin demişim. Agility, toughness, kafak böyle hep 3 farklı aralarında gitsinler demişim. O demek tamam. O şey. Bilgisayar programı formülü gibi düşün onu. Yani o tamam. Bir statement değil, bir komando. Tamam tamam. Ece hep dodge önemli. Dodge %45'e çıktı. Öbür taraf için ne demişim? Leadership'i 9 yap. Yaptım. Sonra alertness'la intelligence'ı kafa kafaya götür ya da ha, böyle git. Sonra leadership'ini 12... Şimdi bu dediğim gibi bu bir guide değil henüz. Bu guide'ı yapma sürecinin hikayesini oynuyoruz. Aha. Bunların biraz iyi düşünülmesi lazım. Çünkü gerçekten gelecekte olan bunun bir karakter builder'ı var. İzleyenler de bilsin. Şey yaparım. Description'ları eklemeye çalışırım. Ama arayınca çıkar zaten Mordheim karakter builder diye. Şurada hatta linki de var. Character builder. Pyrospace, Mordheim. Siz orada görmüyorsunuz herhalde ama Mordheim Character Planner, Planner'mış derseniz önceden planlanabiliyor. Bu herifin kaç puana ihtiyacı olacağı ileride bilmem ne, bunlar hassas işler. Tutmuyor sonra çünkü. Ama yani şu anda bence bu adamın intelligence'ını arttırmakta hiçbir problem yok bence. Çünkü görüşen o. Alertness'ını arttırmakta da yok. 9 tamam. Abi genellikle ilk requirement oluyor. Yani 9'la başlıyor skill'lerin requirement'ı. 12 mastery için oluyor genellikle. Okay. O yüzden 9 intelligence yeter deyip alertness'ını arttırıyorum. Tamam ben de onu diyecektim. Increase initiative, range resistance, perception.
Marshall'da da demişim ki neredeyim? Weapons accuracy'nin az üstünde gitsin demişim. Bir weapon skill var. Bir weapon skill. Sonra işte accuracy bilmem ne. Akrit olması çünkü ha bu arada bu yanlış. Bu yanlış. Çünkü ben bunu söylerken akrisi crit için değildi bu. Dodge'unu geçeyim. Çift ellik silah kullanıyorum diyeydi. Ama aslında bu çift ellik silah dodge'a bonus vermiyor. Bu yüzden bence bu adamı ben bunu yeni öğrendim. Yeni gördüm. Bu adamı full weapon skill yapmak peri chance'ini her seferinde 4 arttırıyor bak. Bence burada o yüzden şöyle yapıyorum. Weapon skill'i doldur. Sonra ACC. Bu komut daha doğru. Bu adam bence daha doğru. Peri balistik almayacak zaten. Balistik almayacak. Weapon skill'ini fuller. Vurması önemli abi bu adamın. İlk level'larda özellikle vurması çok önemli. Baksana damage'i vuran adam olması yani kendisi. Geldim Dürbülans'a. Dürbülans'cığım. Diyor ki... Ne demişiz ona? Demişiz ki agility tatlısının 3 üstünde gitsin. Tamam. Çünkü agility ver diyor. Agility ver diyor. Alertness intelligence'ın üstüne gitsin. Leadership 2 abi bu adam. Bu adam olayı 16 anda kaçar. Sıkıştı mı kaçar Serbilant yani. Apply. Gürler 2 puan buraya, 1 puan buraya bilmem ne. Çok güzel. Bu adamı görmüştük abi. Agility'sini tıklıyorsun. Alertness'ını tıklıyorsun. Öyle miydi? Bir bakayım tekrar da. Agility'sini, alertness'ını ve ballistic... Evet evet. Ballistic skill'ini full ediyor. Bu adam belli. Okçu adam işte zaten. Okçu adam evet. Dude. Duxus. Bu... Şimdi burada şey var. Mental 2, Marshall 2 almış. Çünkü 3 kişi indirmedi mi Brandt bu herif? Bu geçen çatışmada. Duxus. Evet. 3 kişi Ursus indirince. Duxus o. İndiren Duxus. İndiren Duxus da işte. 3 kişi indiren bu herifti. Evet. Evet. Şimdi mental 2 tane, Marshall 2 tane. Bakıyorum abi Dark Soul'lara. Notlarımıza bakalım. Alertness'ı doldur sonra Intelligence'a git demişim. Çok Intelligence önemli değil bu adamda demişim. Ha Resistance'larını arttırıyor aslında. O kadar da değil abi. Bir dakika şimdi. Alertness'ı yani Initiative. Bunu bir daha tartışalım. Initiative tamam. Ama çok mu lazım? Öte yandan Stun Resistance bu adama lazım bak. Yani Intelligence, yani. Magic Resistance, Stun Resistance... Değil mi? Magic Resistance, Stun Resistance çok da arttırmıyor ama. İki arttırıyor ama yani o ikiler stack olur abi. Bence şu etapta iki alertness verelim. Yani bu gayda şey yapalım ya. Alertness ile intelligence eşit gitsin desek çok mu acayip? Bence sanki alertness daha önemli gibi geldi bana öyle ama. Mi diyorsun? Stun'ı, ya tanki adam stun'ını engellemeye çalışıyorum. Bir üstünde gitsin. Zaten maksimumlarına da öyle ulaşmış oluyorlar öylece. Tamam. Tamam. Alertness eşittir intelligence artı bir. Benim asıl derdim bir yandan da izleyen insanlara, Mordheim'i yeni öğrenmek isteyen ya da bir insanlara bu guide'ları nasıl yapıyoruz, nasıl tartışıyoruz? Onlara verdiğim o Reichlander guide'ın nasıl çıktı ortaya onları göstermek. Şimdi abi o zaman bir puanım zaman... var. Bir üstündeyim. Tamam bunu götürdüm. Sonra bunu götüreceğiz işte. Sonra int veririz. Buradan da diyoruz buradan ki... Weapon skill basacağız. Weapon skill 12'ye götür. Accuracy'ye sonra gidersin. Ama başlarda eşit götürmek fikri var. Dodge'un